Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeniden ve yeniden bir No Man's Sky serisi yapacağız. Çok uzun zamandan sonra, eskiden hatırlıyorsanız bir No Man's Sky Next çıktığında yapmıştık. Ben bir de zamanında ilk çıktığında oynamıştım bayağı bir oyunu. Şimdi Origins update'e çıktı. Bebişko 9. Twitch Prime'ını bu kanalda kullandığın için teşekkürler. Abone olduğun için teşekkürler. Üçüncü ayın kutlu olsun. Sağ ol. No Man's Sky Origins update'i geldi. Kocaman bir update yine. 3.0 update yani gerçekten büyük. 1.0 çıktı. Next 2.0'dı. Origins 3.0. Peki neler eklendi bunda? Bunda genel olarak bir kere bir sürü farklı farklı bu sefer değişik gezegenler eklendi. Daha fazla canlılık var. Daha fazla bitki örtüsü. Değişik curiosities yani böyle değişik keşfedebilecek yerler de eklenmiş. Renk paleti de yenilenmiş. Yeni gezegenler de üretilmiş. Ve çok daha mesela dağlık alanlar olabiliyor yani gerçekten kocaman dağlar falan olabiliyor. Artık klima da var bir nevi yani hava durumu çok daha güzel. Yıldırımlar falan bile gördüm hatta yani bak Lightning Strikes falan da diyor. Gravity Storms diyor. Yani bazı yerlerde yer çekimi artık çok mu daha kuvvetli veya artık yer çekimi yok mu bazı yerlerde nasıl olacak? Hortum falan var. Kasırga. Ve daha fazlasıymış. Onun dışında yeni organik ve sintetik canlılar da var. Yani önceki canlılardan çok daha farklı olabilir bu seferki gördüğümüz canlılar. Ve çok daha büyük, huge archival buildings var. Yani daha doğrusu daha fazla lore öğrenebiliyoruz Universe ile ilgili bu arşiv binalarında. Güzel. Şimdi şöyle yapacağız bir de bunu. En son kaldığım update oyun save'inden devam edeceğim. Yasin bu arada hayır oyunu hiç bilmemen hiç sıkıntı değil böyle bir oyunda. Çünkü bu tam olarak hikayeli bir oyun değil. Yani hikayesi var da daha çok lore üzerine kurulu. Hani böyle direkt bir hikaye oyunu diyemeyiz. 208 saat playtime'ım varmış zaten bunda. Bundan devam edeceğiz. Burada güzel bir gezegen bulduktan sonra ise abim katılacak oyunuma. Abimle birlikte yeni bir dünyada artık her türlü keşfi yapacağız. Yeni bir base kurarız belki. Hatta sonra bir arkadaşım daha katılmayı düşünüyor. Bakalım. Girelim biz. 208 saat oynamış bu. Ben hatırlıyorum galiba bu save file'da daha oyun ilk çıktığı zamanlarda bir 80-90 saat mi ne oynamıştım. İlk bir hafta içerisinde belki ya da o civarda böyle aşırı abanmıştım. Çünkü hoşuma gidiyordu yani bu tarz oyunların konsepti hoşuma gidiyordu. Bitirmiştim oyunu yani. Evrenin merkezine falan ulaşmıştım. Atlas Story'sini bitirmiştim o zamanki. Abanmıştım ama hatırlıyorum yani. Ama oyun çıkışından bu yana o kadar çok gelişti ki ikisi aynı oyun demek bile yani diyemezsin. O kadar çok değiştirildi, o kadar çok yenilik getirildi. Yani bir oyun update'lerle bu kadar güzelleşebilir. Bir de başlarda biraz bunlar PR'dan dolayı baya sorun yaşamıştı Hello Games. Çünkü bazı dedikleri şeyler oyunun çıkışında yoktu. Ne bileyim mesela multiplayer olmak gibi. Yani multiplayer oyunu oynayabilmek gibi. Arkadaşların oyun içinde görebilmek gibi. Bunlar oyunun başında yoktu ama var denmişti falan. O yüzden hani millet bayağı bir hate toplamıştı bu Hello Games. Ama düzenli update'lerle seneler içerisinde inanılmaz bir geri dönüş yaptılar. Adamlar sessiz kaldılar. Eyvallah hani hata yaptılar mı? Yaptılar. Ama inanılmaz bir şekilde geri dönüş yaptılar ve artık seviliyor yani. Abimle ilk defa ortak oyun Rainbow Six Siege'de oynadık ya biz abimle Yasin. Rainbow Six Siege'de oynadık. Onun dışında başka bir şey yani şeyleri oynadık. Tüm Battle Royale oyunlarını abimle birlikte oynadık. Kodu oynadık. Yani oynadık ya yine beraber abimle oyun. Ha bu tarz oyun oynamadık. Şimdi. Doğru en son bu karakter olmuştum. Burada bir portal var. Portallarla uzak gezegenler arası yolculuk falan yapabiliyoruz. Ama şu anki asıl amacımız. Fark ettiğiniz üzere zaten sol altta da görüyorsunuz. Bu dünya bu gezegen de radyoaktif abi. 6.6 rad var. Yukarıda uçan şeyler var. Neyse şimdi bunları şey yapmaktan ziyade neyle koşuyorduk? R3 tamam. Tamam. Şimdi benim uçup güzel bir gezegen bulmam lazım. Burada bayağı bir geliştirme duruyor. Bazı geliştirmeler silinmişti çünkü oyunun geliştirmeleri falan değişmişti. Ve bazı şeylerin nasıl yapıldığını hatırlamıyorum bile tam olarak. Paramız çok iyi. Yani inanılmaz iyi. Oha, bayağı manyak paramız varmış.
Ama Quicksilver'ımız yok. Nanite da iyi. Nanite da iyi daha doğrusu. Güzel. Teknoloji kısmında bir şey geliştirmiş miyim çok? Bu doğru. Bu uçağın teknoloji kısmı yok. Bir yere geliştirilebilir aslında bir uzay gemim de yani uçaktan kastım. Şimdi valla aslında daha yeni başladım oyuna Eren abi. Hoş geldin. Exosuit'imde de bayağı güzel geliştirmeler var. Life support'uma bir ara bir şey eklemem lazım. Charge, oksijenle yapabiliyoruz. Neyse benim şu an asıl amacım arkadaşlar güzel bir gezegen bulmak. Oraya kurulabilelim. Onun için launch thruster'ıma biraz malzeme gerekiyor. Uranyumdan ziyade Starship launch fuel'a ihtiyacım var. Peki onu nasıl yaparız? Bunlar ne? Heh, bu. Ona ihtiyacım var. Ne diyor? Dehydrogen ve metal plating istiyor. Metal plating için de gerekiyor. Ferrite dust. Tamam. Ferrite dust'la kısacası dehydrogen toplam lazım. Bir dakika. İnelim uçaktan. Sodyum. Dehydrogen nerede? Bu mu? Evet. Güzel, burada diğer hidrojen olması çok iyi oldu. Silahımın ışını sarı mıydı ya benim? Bir dakika, silahımdaki geliştirmeler neler? Ha, bunda da az kalmış. Neyse, bunu karbonla yapabiliyoruz Allah'tan da. Bir de freighter'ımız var kocaman. Radiation protection'ım azalmış. Çabuk olmam lazım. Bir de ferrite dust mı istiyordu? Neydi? Şu böyle taşlardan alınabiliyordu ferrite dust. Ya Yasin öyle ama sıfırdan başlamak inan o kadar zevkli olmuyor. Yani şöyle izlemesi zevkli olmuyor. Çünkü en baştan yapman gerekiyor her şeyi. Kurulu bir şekilde olursa aslında daha iyi. Bir de şöyle bir şey var Yasin. Millet yine şey yapabilir yani bize. Weapon charge depleted. Gerek YouTube'dan gerek yayına gelip falan soru sorabiliyor ki genelde zaten hep yani yanıtlıyoruz yani o bakımdan sıkıntı da olmuyor. Lan dur, ne yapıyorsun? Charge işte. Ha, böyle mi koyuyorsun? Okay. Millet her türlü soru sorabilir yani. Bir de benim zaten No Man's Sky Next diye de kocaman bir serüven listem var. 50 şey videoluk falan. Şimdi güzel launch thruster yapabiliriz şimdi. Önce metal plating lazım. Şimdi de bundan. Bir dakika, daha metal plating yapabiliyor muyum? Bundan direkt craft mode da yapabiliyorsun. Evet, çünkü missing component ne eksik bu sefer? Dehydrogen eksik. Neyse tamam. Bu metal plating durabilir burada. Şimdi bunu charge yapalım. Bunu böyle seçmem gerekiyor muydu ya? Okay. O direkt fulledi. Güzel. Neyle kalkıyorduk? Ben onu hatırlamıyorum. Dur. Tamam. Tamam, hatırlıyorum yine biraz. Evet, No Man's Sky'da etkileşim çok oluyor gerçekten ilginç bir şekilde. Şimdi güzel bir gezegen bulmamız lazım. Dediğim gibi şimdi bir dakika. Şeyi aramam lazım. Benim bir kere freighter'ım falan nerede veyahut freighter'ı gerçi buraya getirebiliyordum da. Dur. Şeye nereden bakıyordum? Buradan bakıyorduk. Galaxy Map. Ha. Burada bazı şeyler var. Yıldızım ne yıldızı? Kırmızı yıldızım ne bu? Dur, select yapalım. Merkez yönünde ilerleyelim. Bunlar ne?
Beyza mı var burada? Galiba burada gerçekten base'ler var. Emin değilim. Niye yıldız olduğunu bilmiyorum. Burada hakikaten niye yıldız var ya? Bir yerde şeyi de göremiyorum. Birkaç tane yıldız var. Bunların hepsine insanlar uğradı mı ki ya? Gerçi olabilir. Yok, burada da var mesela yıldız. Ama gerçi konflikt falan da iyi değil. Dur. Ne yapalım biliyor musun? Çevremiz nerede? Şimdi biz buradaydık. Gerçi o oyun çıkalı bayağı oldu. Kesinlikle şey olabilir yani. Evet, aynen. Aynen ya, öyle yapıyorlar. Şimdi Dimension'dayız. Merkeze doğru gidelim diyorum. Ama güzel büyük böyle bir şeye gidelim. Yıldıza gidelim. Kaç gezegen olduğunu görebiliyorduk eskiden sanki ya. Bunda bayağı varmış. Oo, bunda bayağı varmış. Buna şey yapalım. Waypoint koyalım. Buna warp yapamıyorum değil mi direkt? Oha! Yapabiliyormuş. Ben fuel'um var mıydı benim ya? Ben direkt warp yapabildim. Ben fuel'um var mı bakmadım. Oha. Baya şaşırdım şu an. Beklemiyordu gerçekten yani hani. Ne zaman almışım ya ben onu? Güzel, yeni bir yıldız sistemine gittik direkt. Merkez yönünde biraz. Birkaç ışık yılı uzaklığında. Kaç? 235 gerçi az değil ama. Bakalım bu yıldız sistemi nasıl? Güzel bir gezegen var mı? Vardık. Okey. Dur. 6 planet var. Bu çok iyi. 6 planet kesinlikle çok iyi de. Şimdi dakika, bir şeye bakmak istiyorum. Ben Hyperdrive'ım varmış ya. Evet, bir tane kullandım pat diye. Freighter'ımda da galiba vardı. Freighter'daki tabii çok daha uzağa gidebiliyor yani Freighter'ınki. Ama buna şey yapmamışım. Warp Cell kullanmamışım. Doldurmamışım. Okey. Gezegenler nerede? Şey, bir dakika, kamerayı nereden değiştiriyordum ya? Şöyle scan yapabiliyoruz da. Bir dakika, biri benimle iletişime geçmeye çalışıyor. Bizi bıraktılar. Onları takip etmek zorundayız. Ama nerede biteceğini biliyorum. Eğer bu mesajına ulaşıyorsa lütfen bu koordinatları takip et ve o bölgeyi secure'la, yani orayı kontrol altına al diyor yani. Eğer ben geri dönemezsem lütfen. Nerede abi bu koordinatlar? O yeni bir görev. Dreams of the Deep. Yeni bir görev geldi. Güzel. Burada neler varmış? Metallurgic Planet. Metal var bir sürü. Okey. Ha, mission coordinates lead to another system. Başka bir sisteme şey yapıyor beni. Gönderiyor. Ha, bir dakika, ben bir buradakilere bakayım. Webbed Planet mı? Webbed'den kastı ne? Ay, High Sentinel Activity. Asla. High Sentinel Activity abi en kötüsü. Çünkü sentineller bildiğin her şeyinize engel oluyor. Yani adam akıllı base falan kuramıyorsun. Dur. Biraz gidelim. Orada ne var? Şu gezegene bakmak istiyorum ama. Bir de ben bir yerden, burada da High Sentinel Activity. Ben bir yerden bir kamerayı değiştirebiliyordum ya. O Space Anomaly'yi çağırabiliyormuşum ilginç bir şekilde. Freighter'ı niye çağıramıyorum? Niye abi? İlginç. Space Anomaly çağırabiliyorum, şey çağıramıyorum. Bu gezegen nasıl bir gezegen? Yaşanabilir güzel bir gezegen istiyorum. Forsaken. Tamam, bundan da bir cacık olmaz.
Kamerayı nasıl değiştiriyorduk ya? Silah değiştirebiliyorsun. Bu var. Bu var. Tamam. Ama bir dakika ya. Hakikaten kamerayı nasıl değiştireceğim? Ben sanki çünkü uçağın içinden göremiyor muyduk ya biz? Ben mi yanlış hatırlıyorum chat? Çünkü öyle gezegenleri daha iyi takip edebiliyorsun. Haritanda çıkıyordu çünkü. Blighted. Yalnız bu sistem çok kötü çıktı ya chat. Galiba gezegenler çok leş gözüküyor. Şu gezegene bir gidelim bakalım da. Buna ne diyor? Radyoaktif mi? Geç 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 geç. Bari bu gezegen güzel çıksın ya. High radio source mu? Ama high sentinel activity diyor. Boşver. Evet, bu sistemden genel olarak hiçbir şey çıkmadı da ben niye freighter'ımı çağıramıyorum onu anlamadım. Bir dakika, gezegene çok yakın diye olduğunu düşünüyorum. Biraz uzaklaşalım. Çünkü freighter'la çok daha uzağa gidebilirim. Adamların memleketi. Vallahi. Dur. Onu niye çağıramıyoruz? Çok ilginç. Bunu çağıralım. Bir bunlarla görüşelim bari de. Bakalım bunlarda herhangi bir yenilik var mı? Ya da şu görevin olduğu sisteme gidebilirim. Belki orada güzel bir gezegen de vardır. Oha ne kadar değişmiş bunun içi. Ne oluyor oğlum? Çok azıcık takıldı. Ama inanılmaz değişmiş bu Space Anomaly'nin içi. Çok ilginç. Niye bu kadar takıldı acaba? Diğerlerde akıyor da. Adamlarla ne konuşabiliriz? Okey, sadece bakabiliyorsun galiba. Kocaman bir alan yapmışlar ya Space Anomaly'yi. Çok ilginç. Sen kimsin? Aa! Bu başka... Oha! Bir sürü farklı oyuncuyu görebiliyorum şu an. Adam bana bir şey verdi. Projectile Ammunition falan verdi. Oha! Bunların hepsi oyuncu. Ne yaptılar? Baksana. Invite to group. Bilgisayardan oynuyor falan. Cross platform falan yapmışlar adamlar oğlum. Oha çok farklı. Çok garip. Eskiden bu kadar çok adam göremiyordun. Exotic item yapabiliyor Quicksilver'dan. Oğlum eskiden 4 kişiyle mi ne oynayabiliyordun? Yani toplam 4 kişi oynayabiliyordun daha doğrusu. Şimdi ise bayağı MMO gibi olmuş oyun. Title alabiliyorsun. Oha ne kadar çok item var. Kaktüs falan alabiliyorsun. Dekorasyon. Figürinler. Oo, uçak geliştirmeleri. Rengini değiştirebiliyorsun uçağın şeyini arkada bıraktığım. Starship'in içinde de bak bir şeyler değiştirebiliyorsun. Exosuit'e bir şeyler geliştirebiliyorsun. Aa, antimatter çok güzelmiş. Jetpack'inden çıkan renkleri falan dahi değiştirebiliyormuşsun bu Quicksilver görevlerini yaparak. Oha, ne yapıyorsun? Bunların hepsinin sahip olabileceğin yüzler mi? Wow, ne kadar çok şey, ne kadar çok değişmiş oğlum. Oha, first spawn mu? Battle mask, çok iyi. Bayağı değişmiş ya. Oo. Atlas statüyü güzel. Çok güzel şeyler varmış abi. Bayağı geliştirmiş ve ben böyle bir şey hiç hatırlamıyordum bile yani. İyiymiş. Ama skin olayı paralı değil bildiğim kadarıyla bunda. Eren abi şey yapman lazım.
Görev yapman lazım oyun içi. Ben bu Bücür'ü bir ara değiştireyim ya. Bücür'ü karakter ne abi? Oğlum ne yapmışsınız siz buralara? Sen kimsin? Adama bak lan. Sen de konuşabiliyor muyum? Okay. O da dışarıda gezmeyi özlüyor bizim gibi. Hatta imreniyor. Özlüyormuş yani. Hatta belki yaşlı bir ruha yardım edebilirsin diye. Ha, data istiyor. Hani gördüğün şeyler hakkında bana biraz bazı şeyler verebilir misin? Verelim, ne olacak? O Nanite verdi adam bana yardım ettim diye. Güzel. Ne kadar Nanite? Oha 350 bir de az da değil ha. Adama bilgi karşılığında. Space Anomaly inanılmaz değişmiş. Gerçek anlamda ben şok yani. Ha bir de o insanları falan görebilmen beni çok şaşırttı ya başka. Burada bir şey yok. Ares. Savaşla ilgili bir şey mi yoksa? Okey. Ne gibi bir test? Gravity Balls. Yani milestone detayı transmit yapmak bir işe yarayacak mı ki ya? Keşke Gravity Ball'um olsaydı da. Ne gibi upgrade'leri var bu adamın? Savaşla ilgili düşünüyorum. Modüller var, geliştirme modülleri. Okay. Geliştiriyorsun yani. Nanite karşılığında. Neyse şimdilik yeter. Sen kimsin reis? Kronos. Karbon nanotüp mü? Bir dakika. Karbon nanotüpüm var mı benimki? Hoş geldin bu arada Mustafa. Aleykümselam. Teşekkürler. Nanotüpüm nerede benim var? Ha bir tane var. Niçin kullanıyorum abi nanotüpü? Bir dakika neyden yaptığıma bakıp ona göre adama verebilirim. Sadece karbona yapıyormuşum. Tamam adam o zaman verebilirim ya. Beğenmedim ya. Çok azıcık nanotube verdi. Şey nanite verdi. Buna da şükür diyelim ne diyelim. Siz kimsiniz ya? Cemini. Tanıştık mı yok tanımam. Bu Hesperus ben de Gemini. Soralım siz kimsiniz ne yapıyorsunuz? Mesaj burada duruyorum şimdilik diyor. Polen'in adı herkese tüm arkadaşlara gayet nazik diyor. Eğer Hesperus olmasaydı büyük ihtimalle dışarıda hala yalnız oluyor olacaktım. Gezegenden gezegen tek başıma gidiyor olacaktım. Şimdi ise paylaşabiliyor. Arkadaki tip ne oğlum? O nasıl bir yaratık ya? Hesperus hiçbir şey istemiyor ama gekler gibi değil. Yani gekler bile aslında ne istiyor normalde çok şey yapmalarına rağmen. Gerçek bir dost Hesperus. Okay. Burada başka bir şey yok. Şu ne? Tipimi mi değiştirebiliyorum? Yes be. Değiştirelim abi tipimizi. Ya evet. Tipi değiştirebiliriz. Traveler olarak. Kafamı ışık mı yapsam acaba?
Işık kafa fena olmuyor. Bir dakika, bununla bunun arasındaki fark ne? Dur, şu muydu? Bununla bunun arasındaki fark ne? Ha. Bunlar presetmiş ya. Oo, tamam, aklım gitti ya. Dur. Anomalde neler var? Ama bu tip fena değilmiş preset ama. Anomali olalım. Body shape. Buna ya da dur ya, yok. Korvax olacağım, biliyor musun? Korvaxların tipleri hoşuma gidiyor. Bazı kasları falan çok iyi çünkü. Bu iyi. Head. Bak şu tarz zaten hoşuma gidiyor direkt ama dur bakalım başka neler var. Bu da fena değil ama. Yok galiba direkt gerçekten sade ve en güzeli Dark Red yapacağım. Dur, torso style. Marking de yapabiliyorsun bayağı bir çeşit. Güzel. Armor. Armor'un da tipi önemli. Ya galiba buradaki en iyi armor bizim karaktere uygun. Ya bu ya da bu ama. Evet, bu yapacağım. Ya da dur. Neyse böyle yapalım. O eldivenleri değiştirebiliyor muyduk ya? Güzel böyle. Bu da değişiyor mu ki? Leg de çok önemli. Bunu West'ten oldum. Bu mu yapsam ya? Yoksa lacivert mi yapsam? Lacivert olunca da üsttekiyle çok aynı renk oluyor. Yok, bunu yapalım. Siyah yapabiliriz. Ha, siyah değil lan. Neyse. Şöyleyim. Bunu lacivert yapalım yine. Ha, bu kısmı mı lacivert? Bu ne? Tamam, güzel. Yalnız öyle yeni backpack çeşitleri falan alabilmek güzel ya. Bunları da böyle göstermek güzelmiş. Alırız ileride yeni bir tane backpack de. Güzel. Banner'dan kastı. Ha, bu banner diyor. Ha, güzel kalsın şimdilik böyle ya. Kadar çok title var. Wow. Bayağı title varmış ama. Perfect falan var ya. Burada güzel. Researcher fena değil ama.
Lan ne oluyor? Dur, hayır. Adam beni direkt davet etti. Oyna benle. Ya Eren abi ne diyorsun? Scholar mı olsam? Scholar da güzel. Ya da Templar. Burada hakikaten en zoru ne abi? Bilmiyorum abi de bazılarını hiç bilmiyoruz. Neyse şimdilik şey yapalım. Scholar yapalım. Basit gerçi ama olsun. Güzel. Şey banner'ın rengi bu. Bunu şöyle yapalım bir tek. Bunu da böyle. Şu anki renklerimiz bu. Hadi save changes. Okay. Bizim asıl karakterler nerede ya buradaki? Sağdalar galiba. Siz ne yapıyorsunuz la burada? Neler var burada? Specialist Polo. Şaşırmış gözüküyorsun. Hatırlamıyor musun Nadella beni? Ağırladı lon baya büyümüş bu arada. Azkaban'da anomaliyi soralım. Her zaman böyleydi yani. Okay. Aha. Nada kendi gerçekliğini seçiyor. Güvenli yapıyor. Arkadaşımız güvenli. Her entitinin, her şey varlığın bir pattern'ı var. Kendi pattern'ını takip et. Okay. Atlas'la ilgili soralım. Neler diyorsun? Atlas şey değil, tanrı değil diyor. Atlas başka bir şey. Ama Atlas değiştiremez, şey Atlas seçemez onun pattern nasıl gördüğümüzü. Nada istese daha çok bilebilirdi ama Nada daha çok bilmemeyi seçiyor. Kayıp varlık her şeyi bildiklerine inanıyor. Belki de biliyorlardır. Okay. Başka bir şey diyor mu? Dikkatli olmamızı söylüyor. Ama her zaman da burada welcome yani her zaman hoş gelmişiz. Okay. Oha baya bir Quicksilver falan verdik. Neden? Güzel. Seninle ilgili başka bir şey konuşabiliyor muyuz? Her zaman daha çok bilmek istemişler. Okay. Belki de bazı şeyler keşfetmem lazım. Nada haklı olabilir. Okay. Anomali ismi. Hepimiz burada anomaliyiz. Var olmamamız lazım ama yine de varız. Ama bir şeyler farklı. Her zaman böyle fazla mıydık? Yo. Ben hatırlayamıyorum. Neyse daha çok anomali yine iyidir diyor. Daha çok anomali iyi mi? Daha çok arkadaş. Güzel. Daha çok keşfedecek şey. Güzel. Daha çok düşünecek şey. Güzel. Öyle gözüküyor en azından. Ama yine de merak ediyorum. Galiba bunlar da farkında bir şeyler değişti oyunda. Yani bir şeyler değişti çünkü abi yani. Ne oluyor oğlum burada? Ne yapıyorsunuz? Sen necisin? Exocraft Research. Exocraft'tan ha şu dışarıda kullandığımız araçlarda doğru. Wow, bu ne? Okey, geliştirme satın alıp ondan sonra okey. Skill tree yap yani skill tree değil de research tree yapmışlar bildiğin.
Bunu açıyorsun, ondan sonra bunları geliştirebiliyorsun. İlginç, ilginç bir sistem. Bir ara bunlara bakmak lazım. Ne mantıklı ne değil, ona göre yatırım yapmak lazım. Burada bir şey var mı? Yok. Dur, bu başka bir eleman. Bu multi-tool geliştiricisi. Okey. Daha iyi yapmak istiyor. Okey. Ne, burada neler var multi-tool upgrade'inde? Birçok şeyi açmışız. Güzel. Barrel Ionizer diye bir şey var. Projectile Stability falan arttırıyor böyle. Shell Grazer. Amplified Cartridges. Yani silah geliştirmeleri var. Ha, bu Optical Drill ne? Highly efficient mining. Oo. Bu güzel. Bunu geliştiririm büyük ihtimalle. Bu neymiş? Detect hidden terrain resources. Bu ikisi fix yani satın alınması gereken. Hatta research blueprintleri direkt alıyorum. Çok netim. Çünkü bunlar çok önemli şeyler abi. Yani hadi bak, Exocraft'ı çok kullanmıyoruz. Ya daha doğrusu şöyle, Exocraft'ı şimdilik çok kullanmıyoruz. Eğer iyi bir gezegen bulursak, abimle orada böyle güzel bir kompleks oluşturursak, orada da tabii Exocraft'larımız olacak. Exocraft'larla etrafı gezeceğiz. O zaman onların da geliştirmesini alacağız. Ama öncelikle multi-tool geliştirmek çok önemli. O yüzden bu ikisini kesinlikle alıyorum. %50 daha çok resource veriyor abi. Bu da surveying modu yapmamı sağlıyor. Yani Analysis Visor'la şey farklı oluyor. Vallahi trajik, neler gelmedi ki, hayvan gibi değişmiş yani. Ben en son oyuna girdiğimde Next'e girmiştim 2.0'da. İnanılmaz fazla şeyler gelmiş. Space anomalisi değişmiş. Gezegenler daha farklı. Keşfedecek daha çok şey var. Artık dağlık alanlar var. Hatta kasırgalar falan da oluyor. Fırtınalar oluyor. Bu yıldırımlar falan düşüyor. Yanar dağlar patlayabiliyor. Çok daha farklı biyomlar var. Keşfedebilecek yeni arşiv binaları var falan. Var da var. Bir de arada gelen birkaç update de var. Ben onları da kaçırdım herhalde. O yüzden inanılmaz fazla geliyor şu an. Next'te kalmıştım en son. Şu ikisini alalım bir kere abi. Çünkü her türlü işe yarayacak yani. Şimdi hemen alamasam da alacağım illa yani. Bir de şu şeyi de almak istiyorum. Bunu da alalım. Güzel. Sen necisin? Exosuit. Oo, Exosuit geliştirmeleri de çok önemli. Exosuit geliştirmeleri de çok çok önemli. Bu ne? İlginç. Oksijen rerouting yapmanı sağlıyor. Bunun sayesinde şey yapıyor. Life support'tan oksijen harvest yapıyor ve hani eğer bir breathing emergency olursa bunu kullanıp hani o sırada conventional fuel supply'ları arayabilirsin. Yani biraz daha uzun süre şey yapmanı sağlayacak. Bu neymiş? Airburst engine'i arttırıyor. Daha fazla uçmamızı falan sağlıyor yani. Airborne recharging falan da var yani. Havada da dolabiliyor. Bu da fuel efficiency'yi arttırıyor. Bunlar ne? Person refiner. Güzel. Refiner yanında taşıyorsun bir nevi. Küçük bir tane. Self-mounted refiner unit. İlginç. Bunlar şeylerin geliştirmeleri. Okey. Bunlar neymiş? Simple translator. Aaa! Çok güzelmiş. Şey yapmanı sağlıyor. İnsanları daha iyi anlayabilmeni sağlıyor. Veya bazı anlayamadığımız şeyler var ya. Güzel. Kesinlikle güzel. Bunları yapacağız yani. Şimdi direkt para yatırmayacağım buna ama bunları da yaparız yani. Construction Research Station. Tamam, dur, buna da bakacağız. Bu ne? Starship. Starship'te de bir sürü geliştirilebilecek şey var. Wow.
Abi neler yok ki? Tamam, bunların hepsi silah. Şunların hepsi silah. O yüzden güzel. Onu ayırt edebiliyorsun. Bu kalkan, kesinlikle kalkanı arttırmak gerekecek. Gerçi %7 ya. %7 için de değmez gibi hissediyorum şimdilik, en azından geliştirme. %7 çok az çünkü yani. Bu ne? Instability drive. Oo. Pulse drive fuel efficiency %34 arttırıyor. Çok iyi. Bu pulse engine'ı çok iyi arttırıyormuş. Beğendim. Teleport receiver var. Hyperdrive ne? Bu ne? Emergency warp unit. Ha, Starship Combat'tan kaçmanı sağlıyor. Bazen çünkü savaşlara girdiğinde sen Hyperdrive kullanamıyorsun. Bununla kaçabilirsin. Güzel. Bu Pulse Drive Power'ı da %30 arttırıyor. İyice hızını arttırıyor. Güzel. Hoş geldin Genzo'ya. Hoş geldin. Valla beğendim. Bu geliştirmelerin bazılarını kesinlikle yapacağız. Bu neymiş? Photovoltaic panels fitted to the Starship launch thrusters allow for a slow trickle charge while the ship is not in operation. Oo, bu çok iyiymiş. Oh. Bu bayağı iyi. Çünkü ben her zaman şey problemi yaşıyorum. Abi oradan buradan bir şey eksik oluyor. Tam böyle bineceğim uçağıma gideceğim. Hop, fuel yok. Çünkü neden launch thrusterlarda bir şey eksik? Bunu koyuyorsun, kafan rahat. Biraz beklersen güneşten aldığı enerjiyle dolduruyor. O yüzden bunu da direkt şimdiden alıyorum. Sevdim. Geliştirmesini yaparız bir ara. Blueprint'i bulunsun ama bizde. Bunlar başka oyuncular. Buradan nereye gidiyoruz? Mercury. Iteration Mercury. Evet, portaların karşısında bir kere duyduk. Evet, durduk yani gerçekten karşısında. Sonra anomalide uyandım diyor direkt, ilginç. Değiştim. Okey. Burada bir şey var mı? Ha, bu Atlas muhabbeti. Hatırladım bu odayı. Burada animasyonda şey yaşıyordu. Null mu yaşıyordu? Biri yaşıyordu sanki. Yapabiliyor muyuz? Bir etkileşime geçebiliyorduk demin. Ha, Korvac Simulation Terminal. Okay. Nada'nın authorization lazım. Broadcast message yapalım mı ki ya? Yok ya, yapmayalım şimdi. Görevde ilerleriz zaten, belki sonra şey yaparız. Gerçi ne olacak ki diyeceğim. En son bir de içeride biz galiba birini koymuştuk simülasyona. Orada bir şey parlıyor. Ne parlıyor? Orada bir şey var. Dur bakalım. Şu construction bölümü değil mi? Oo, burada da bayağı geliştirmeler var. Bunlarda bir bu eksik aslında. Onun dışındaki neredeyse tam. Teknolojide bayağı bir şey sıkıntı. Nutrient processor falan. Öf. Oyun inanılmaz ekleme yapmış abi. Oha, bunlar ne? Minotaur Geobey mi? Bende bir tek bu var. Bir de bu Colossus var. Bu ne? Pilgrim. An underground secure parking facility for the Pilgrim Light Exocraft. Underground. Bu yerin altından mı geçiyor bu Pilgrim? Bu neymiş? Nautilon. Ha, bu sular içinde. Fully airlocked. Aynen. Docking station for the Nautilon submarine. Denizaltı. Bu direkt Exocraft Materializer. Have Exocet Hybrid. Oha, bir de her türlü şeye, location'a direkt bu deploy yapılabiliyor. Savaşlarda falan kullanabiliriz bunu. Exocraft Summoning Station da var burada. Bunun sayesinde dünyanın şey, o gezegendeki herhangi bir yerden Exocraft'ını summon yapabiliyorsun. Çok güzel.
Başka neler var? Aquatic Construction. Aquatic Construction'da hiçbir şey yapmamışız neredeyse. Bunlara falan ihtiyaç duyulacak kesinlikle. Tamam, bunun decal'da çok bir şey gerek yok. Wall screen tamamlar, daha çok süsleme falan filan. Bu ne? Industrial modules. Bunlar niye hiçbir şey yok ya? Mineral extraction falan. Okay. Bunda da hiçbir şey bir açmamışız be abi. Bunlara bakmamız gerekecek. Supply pipe falan var. Bitkilerde güzel, her türlü bitkim var. Tamam. Burada da bir sürü şey var. Wooden. Bunların şeyler de var. Storage unitlerimiz de var. Base teleport module da var. Güzel. Tamam. Ya güzel, bayağı bir şey bulduk aslında. De sanki benim orada bir şey mi almam lazım? Elektromagnetik generatörü al diyormuş Industrial Surveying. Tamam, onu şimdi almama gerek yok ya. Dur, onu hemen yapmamıza gerek yok. Ben şu an iyi bir gezegen peşindeyim. Benim merak ettiğim, ben teleporter'dan kendi gezegenime gidebiliyor muyum şu an? Benim bir tane gezegenim vardı çünkü, hatırlıyorsanız. Bu başkalarının kullandığı galiba. Dur. Your bases. Oha, ne kadar çok base'im var benim. Bu ne abi? Bu kadar çok base'im mi var benim? Bunlar neredekiler ki? Bayağı bir yere de yapabiliyorsun aslında. Herhalde son getiklerim falan. Bir ara işin komik yanı, bunların hepsini bir gezmem gerekecek. Çünkü bazılarında bazı item'lar var geliştirmek için. Yani geliştirmelerimi yapmak için gerekecek. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Benim gemim nerede? Şu elemanla da konuşalım. Galiba bir bu elemanla konuşmadık daha. Sen kimsin? Gözlere gel. O neler dedin? Burası seni zaten karşılamak için düzenlendi. Buraya bir soralım. Burası hakkında bir soruşturalım. Okey, biliyorum burada olduklarını da. İlginç. Bayağı değişmiş ya bu bölge. Neyse. Şuna bak, için ne kadar değiştirmişler ya. Tritium. Güzel. Bu ne? New item mı? Güzel. Biraz madencilik yaptık da dur. Gold nugget mı? Bu ne? Bunu gold'a çevirebiliyorum. Güzel, tamam, çeviririz. Şu an benim asıl olayım ne biliyor musun? Bir tane şeye gitmek istiyorum. Charge equipment değil de. Foto mod da değil. Freighter'ın bir kere neden çağıramıyorum? Tamam. Buradan bu arada şey yapıyormuşuz. Buradan neden bu arada bu güzel böyle sürmek diyorum? Çünkü bakın gezegenlerin nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Bir tane karşımda var. Bir tane şurada var. Direkt alttaki önümdeki haritadan görüyorum. Mesela şunun arkasında bir tane var, görüyorum. Bir tane hemen şurada var. Hop. Görüyor musun? Normalde yani böyle kaybolmak çok zor. Space anomaliyi görüyorsun nerede olduğunu.
Normalde şey varsa da görüyorsun. O yüzden böyle sürmek bence kesinlikle çok iyi. Hoş geldin Emre. Dur. Galaxy Map'ten bir gidelim. Neden ama Freighter'ımı çağıramıyorum? O hala benim biraz kafamı karıştırıyor. Bu ne? Ha, bu görevin geldiği öyle mi? Transmission coordinates var. Neyse bir buraya gidelim. Gezegen de var. 4 tane. Çünkü burada koordinatlar var. Her türlü bir koordinata gidip bakmam lazım yani. Bir gidelim oraya. Bir bakalım. Ama şey ya, Freighter'ı niye çağıramadım ya? Ben onu anlamadım yani. Baga mı girdi? Ne oldu? Abi ismi bok. Harbi öyle gelenler de oluyor yapasın. Ne gittik be. Bu arada şimdi aklıma geldi galiba o şeyin ne olduğunu anladım ya. Hatırladım ders. Oğlum niye hostile ship, ne oluyor lan? Dur. Niye olmuyor? Freighter'ımı çağırabilir miyim? Çok mu yakın abi? Niye çağıramıyorum ya? Savaşırken böyle daha kolay. İşin kötü yanı şöyle bir şey olmuştu. En son. Onu hatırlıyorum. Oo, burada bir sürü freighter falan da var. Ha, distress signal da var da onunla kapışabilir miyiz acaba ya? Neyse, dogfight'tan kaçacak halimiz yok. Ama şöyle bir sıkıntı var. Normalde dogfight çok severim ama oyun update ile birlikte benim şeyleri... Lan kim bana saldırıyor? Hayda. Nerede abi bana saldıran? Şuradaki şey morumsu şey ne ya? Element. Neyse, distress signal'a gidelim bari. Nerede ya bu? Aklım gitti. Şurada. Oğlum, ben kör müyüm? Körüm. Tek açıklaması oymuş gerçekten. O kadar unutmuşum ki kullanmayı. Neyse işte ben uçağımı bayağı geliştirmiştim normalde. Hayvan gibi güçlüydü. Tritium Hypercluster falan gibi şeyler geliyor. Gücünü hayvan gibi kaybetti ya. Aa dur, şöyle yapmam lazım bu arada galiba ona bir de. Dur, böyle değil. Galaxy mod da değil ya. Şeyi nereden yapıyorsun? Distress signalı. Neyse, şunları bir öldürelim. Bir yerden distress signali alman gerekiyor diye hatırlıyorum ben ama. Bu mu son düşman? Oha ya, o kadar üzerime geliyordu ki anlamadım düşman olduğunu. Ya bu arada en kötü dogfight'ımı yaptım ama mazur görün. Bayağı yıllardır oynamamışlığıma verin. Şimdi beni uçağına çağırır kesin. Çağırmayacak mısın beni geçtim uçağına? Heh. Şimdi. Şimdi okey. Güzel kapıştın. Diyor büyük ihtimalle. Oo, reward procedure.
Güzel gel diyor, sana ödül vereceğim diyor. Belki Freighter'ı satar diyeceğim de büyük ihtimal alacak param yok şimdi henüz. Dur. Korsan da olabiliyorsun oyunda baya ya. Bir bu adamla konuşalım, sonra bir de şu distress signal'a doğru gider bakarız. Büyük ihtimalle onu bir dakika önünde yaparız ama distress signal muhabbetini falan. Şimdi bir sadece şu şey konuşalım. Ödülümüz neymiş bakalım, bu kadar kapıştık. Freighter'ın içi de değişmiş biraz. Eskiden böyle yol yoktu sanki, direkt buradan. Yani ben, ya da ben hatırlamıyorum ama değişmiş olması lazım biraz. Selamun aleyküm. Ben geldim. Ödülüm nerede? Gra. Ama Viking herhalde karşını veriyor. Bize pafetik mi dedi? Sen ne diyorsun ya? Öldürürüm bak seni. Celebrity. I hope. Umarım kazanmamız galibiyetimizi kutluyordur diyor. Valla bir Inspect Freighter yapalım. Benimkinden daha büyükse belki alınabilir. Bakalım. A class. Compare yapalım. Oha. New Freighter'ın storage space'i. Gerçi tamam, o kadar. Yo, 34'müş yine. Bu ne oğlum? Aynı neredeyse. Sadece Hyperdrive'ı çok 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 az daha iyi. Ama yok, decline abi, kusura bakma. Ben senden onun yerine bir payment alacağım lütfen. Umarım isteyebilirimdir hala. Okey. Sen bana paramı ver, ben yoluma gideyim. Ya da Quicksilver ya da ne veriyorsun. Kromatik metal mi verdin abi sadece? Bu mudur? Oğlum dalga mı geçiyorsun sen? Para versene. İnanılmaz. Adam kromatik metal verdi. Hadi yallah dedi ya. Kendimi kandırılmış hissediyorum. Ben neredeyim ya? Ben kayboldum. Ben çok net kayboldum. Oğlum. Ha, buradaymış ya. Bunun önünden mi geçtim ben demin? Güzel. Evet. Eski adettendir, hatırlarsınız. Ben bir yere paso şey yapıyordum eskiden. Her bölümümün thumbnail'ını buradan şey yapıyordum. Neydi onun ismi? Böyle kendim güzel bir görüntü bulup oradan koyuyorduk. Şimdi o yüzden yine öyle yapalım. Şöyle biraz. Bu ama çok karanlık oldu. O yüzden belki bir tane daha güzel bulursam şey yaparım şimdi. Şu uzay istasyonuna doğru bir gidelim bakalım neler var. İki tane mi uzay istasyonu var ya? Ha yok, tam bir tanesi şeymiş. Baya yakındaymış. Şurada güzel bir şey olabilir, dur bakalım. Şöyle bir şey mi yapsak? Ya da böyle bir şey. Özlemişim ya hakikaten böyle. Güzel. O ne? Yeşil işaret ne ya? Recruitable frigate. Unit karşına frigate sat. Aa doğru, frigate. Doğru, frigate falan satın alıyordun. Hatta ondan sonra onları göreve falan gönderiyordun Freighter'ından. Ben onların hepsini unuttum bak. Bir ara bakmamız lazım onlara.
De ben niye çağıramıyorum abi? Neyse, çok yakınım herhalde. Biz bir girelim şuraya. Girelim. Ondan sonra transmission olduğu yere gideriz. Bakarız neler var, neler yok. Burayı da bir keşfederiz. Burası da değişmiştir çünkü yani belki Space Anomaly bayağı değişti. Belki burası da değişmiştir. Hepsini keşfederiz. Bu sistemi bir keşfederiz. Belki güzel bir gezegen vardır. Güzel gezegen varsa iner. Kurulacak yer ararız artık. Bir dahaki bölüm ona bakarız. Her gezegene ineceğim. Ha tabii de radyoaktif falan yazıyorsa veya High Sentinel Activity yazıyorsa uğraşmayacağım şahsen. Çünkü gerek yok. Kafama girdi. Çünkü yok yani base kuracağın yerde High Sentinel Activity o kadar güzel olmuyor şahsen. Uğraştırıyorlar paso savaş falan oluyor. Kaçıyorsun evinde saklanıyorsun. Uğraş. Adamlar geziyor falan şimdi fark ettim. Neyse. İzlediğin için teşekkürler arkadaşlar. Bu bizim Origin serisinin ilk bölümüydü. Daha nice bölümlere görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.